Evet. Ameliyat kartına geldik bugün. Çok harika. Ameliyat kartında açılmış. Açılmış. Bugün kahveler tadına bakacağız. Hangi gün bugün? Bugün 27-28. 28 Aralık 2019. Ameliyat kartına giriyoruz. Kahveler tadına bakıyoruz. Hadi. Girelim. Hoş geldiniz. Hayber'le beraberiz. Bugün bize ellerindeki çekirdeklerin hangilerin olduğunu söyleyecek. Çekirdeklerin özelliklerini ve onlardan tattıracak. Hangi çekirdeklerimiz var? Şu Hayber? An Kenya devleyeceğim. Kenya Kirinyaga bölgesinden. Güzel ekşi bir kahve, orta gövdeli bir kahve. Bayağı taze kahve, hasat 2019, yıkanmış bir kahve. Çok bright bir acidity var bu kahve. Güzel bir ekşilik. Yani acidity düşük. Yani çok düşük. Çok düşük değil. Normalde Afrika'nın kahveleri acidity biraz yüksek. Bu da medium roast bir kahve. Çok açık kavurma değil. O yüzden acidity de çok yüksek değil. Ne kadar kahve açık kavurma oluyor, o kadar asidite yükseliyor. Ama bu medium roast bir kahve. V60 demliyoruz. 18 gram. Çekmeden koyuyorsun, tartıyorsun, sonra mı çekiyorsun? Aynen. Kahveyi tartıyoruz, sonra çekiyoruz. Çektikten sonra kadar... eksik gelmesin? Yok. Kahve, bu şeyin özellik bu. Ha, nedir? Güzel öğütücülerin özellik bu. Yaparsınız. Ne kadar kahve koyuyorsunuz, o kadar size kahve verir. Ha, içinde hiç aynen. Kalmıyor. İçinde tamı tamına. Kalmıyor ama tamam bakalım nasıl öğütecek. Bir de hızlı. Bu öğütücü mesela 1 kilo kahveyi 1 dakikada çekiyor. 1 dakikada. Evet, bu 18 gram kahve belki 1 saniye, 2 saniye. Ve bitti. Bitti. Attık kahvemiz. Gram koydum. 18 gram kahve verdi. Ne koyduysa geri geldi. Tamam 18. Güzel. Toplamı kaç son demiştik? Bitireceğim. Toplamı kaç dedik? 280. Hemen hemen bitti. Renk ne güzel değil mi? Yakın. Aynen. 35. Çok güzel. Bitireceğim. 280. Bu iş bir sanat. Karşımızda bir sanatçı.
Kenya. Bakalım. Ben de içiyorum. Bugün 4 Ocak, Hamiliyes Garden'a ikinci ziyaretimizi yaptık. Geçen haftaki ziyaretimizde çekirdeklerde eksiğimiz vardı, tatmadığımız çekirdekler vardı. Bugün de Peru'yu tatmak üzere geldik. Sağ olsun Hayward bize bugün Peru çekirdeğinden ve 60 demleme yapacağız, onun tadına bakacağız. Aynı anda 5 tane, 6 tane sipariş geldiği anda, değil mi? O zaman sıkıntı yaşamaya başlıyor. 5 tane iyi, bazen 15 tane, 20 tane. 15 tane. Aynen. Problem şu, herkes farklı istediği zaman sürekli geliyor. 15 tane V60 istenirse nasıl yapıyorsun? Yapamıyorsun lütfen herhalde. Lütfen içmeyin, filtre kahvemiz hazır. 15 bardak filtre kahve. Gayet mantıklı. Bence. Söyleyelim istersen. Bu kahvenin ne kadar bizim topraklara, bizim yörelere ait bir kültür olduğunu ama bugün dünyanın kültürü olduğunu. Çünkü kahve rengi, yani kahve rengine, kahve rengi kelimesini, kahvenin rengi kelimesini, coffee color kelimesini vermişiz. Aynen. Dünyada belki bu rengin adını kahvenin rengi olarak kabul edecek ülke sayısı yoktur. Ben her ne kadar baktım kimler var diye. Sen diyorsun. Brown değil mi? İngilizce'de brown. Birçok dilde brown farklı. Kuzey dillerinde, Rus dillerinde ve Rus türevi dillerde, İskandinavya dillerinde farklı bir okunuşu var. Ben ama gördüm, Türkçede kahve, kahve rengine kokusu. Kahve rengi, yani coffee color denilmiş. Kahve. Çok sonucunda ulaştığım bilgiyi de paylaşmadan edemeyeceğim. Şimdi, o da Yunanistan'ın kahve rengine kafi demesi. Biliyor muydun? Yunanlılar kafi diyorlar kahve rengine. Sen az önce kahvenin tarihçesi hakkında bir şeyler söylemiştin. Şimdi bize iki tane V60 yapıyorsun. Aynen. Bize şimdi biri Peru, biri Guatemala. Biri Guatemala. Primera Costa ve Guatemala Vaycan. Favorite firmadan. Çekirdek isimlerini tekrar alabilir miyim? Peru Acosta Microlot çekirdek. Bir de Guatemala Vaycan Borges. Tamam. Bunları yaparken kahvenin tarihçesi hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Kahve Afrika'dan geliyor. Afrika'da bulmuş o kaldı. Çoban vardı, o bulmuş. Ondan sonra şeye geliyor, Orta Doğu'lu geliyor. Arabistan'dan. Orta Doğu'lu geliyor, İran'a geliyor, eski Persia geliyor, sonra da Türkiye geliyor. 300 yıl sonra İtalya'ya gidiyor o kahvenin. Bazen insanlar, arkadaşlar diyor ki, bir bardak kahve niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Bir kahve için gidiyor. O bir sadece bir kahve değil. O ilaç. Gerçekten ilaç içiyoruz. Kahve içemiyoruz. Alzheimer için iyi, kanser için iyi, full of antioxidants. O kadar içinde antioksidanlar var. Sadece bir içecek değil. ...188 gram kahve kullanıyorum. Ratio'yu da 1:16 288 demlemeyi bitireceğim. Yapacağın şeyi söyle ilk önce. Şu an kahve çekeceğim ve distribute anlatacağım. Distribute ne demek ve neden distributor kullanıyoruz espresso yapmak için. Kahveyi şu an çekiyorum. Şu an kahveyi çektim ve hazır. Normalde kahve
çekiyoruz, sonra tamp yapıyoruz. Tamperi normalde düz. Bu da distributor. Üç tane böyle şey var. Türkçesiydi biliyorum. Nedir bu? Dağıtıcı mı diyelim? Üç tane aynı böyle yukarıya gelmiş. Evet, düzleyici. Bunun adı dağıtıcı. Distributor. Ve normalde arkadaşlar bazen bunu yanlış tamper diyor. Bu tamper değil, bu distributor. Distributor'ın işini şu an bu kahveyi çektik. Biraz böyle tüpek evet. gibi oldu. Koyuyoruz bunu ve çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Bu distributor kahveyi portafiltrede paylaşıyor. Yani şu an portafiltrenin bütün yerlerde aynı miktarda kahve var. Evet, homojen olarak da aynı. Her yerde şu an kahve var. Bir köşeyi under-extracted ve bir köşeyi over-extracted olmuyor. Çünkü eğer bu işi yapmayın, bazen burası biraz fazla kahve kalıyor, burası biraz daha az kalıyor. Eğer az kalıyor burası, bir köşeyi az kalıyor, o köşe under-extracted oluyor ve channeling yapıyor. Kanal yapıyor, direkt bir böyle delik gibi oradan bir şey geçiyor. Kanal yapıyor. Suyu oradan çok fazla geçiyor. Diğer tarafta kahve çok kalınca over-extracted oluyor. Suyu çünkü daha zor geçiyor. O yüzden kahve homojen olmuyor. Extraction de doğru olmuyor. Extraction doğru olmayınca tat bozuluyor espresso'nun. Evet. Gerçek tatı almayacaksınız. Bu çok önemli bir uygulama. Neden? Aynen. Çünkü bayağı önemli bir şey. Şundan dolayı neyi de sağlıyor? Her yaptığın espresso'da mükemmel sonucu almanı sağlıyor. Şimdi tamper zamanı. Şimdi de aynen. Distribute'dan sonra tamp yapıyoruz. Yeterli basınç ve kahvemiz hazır. Evet, tamam. Her ne kadar birazcık şey görüyorum, bir pürüz görüyorum şurada. Yok. Biraz şey kaldı, toz kaldı. Önemli değil. Böyle. Tamam. Tamam. Böyle. Şimdi espresso yapacaksın onu. Espresso yapmaktan sonra da bir flash lazım böyle. Yalnız şu makinenin güzelliğe bak grup, ya. Grup heavy stir. Çok hoş. Hem de bir burası bir shower screen var. İsterseniz buradan da çekebilirsiniz. Bunun adı shower screen. Oradan su geliyor. Tekrar su alabilir miyiz? Tabii. Böyle. Bunun adı da flash. Aha. Flash yapıyoruz. Hem temizlik oluyor hem de grup head'i yeterli sıcak oluyor. Ne kadar bu grup head, ne kadar bu portafiltre sıcak oluyor, kahvenin krema, tat ve her şeyi extraction'ı daha güzel oluyor. Kafeinin extraction'ı kahveden minimum 88 dereceden başlıyor. Peki, alalım o zaman. İşte mükemmellik bu ya. Yani yalnızca çekimde vesaire değil. Ne güzel değil mi? Rengi, kıvamı. Perular geldi galiba. Peru. Evet. Bir tane de su alabilir miyiz? Suyumuz gelsin. Peruları... Pardon. Bir ondan mı yapıyorsunuz? Evet. İlker Bey. Hayır, farkı anlamak için. Bardak alabilir miyiz? İki tane de. Çok net, şunu artık söyleyeceğim. Çok net. Bu Guatemala herkese hitap eden bir kahve türü. Bu tartışılmaz bir gerçek. Hemen burada da iki demleme, aynı demleme türün yapılmış kahveden veya 60'tan. Biri Guatemala, biri Peru. Çok net Guatemala'nın daha yok abi. Aroması verdiği,
söyleyebilirim. Daha karakteri olan bir kahve. Bu içtiğim. Peru. Peru. Sence de mi Peru? Bence Peru. Peru güzeldi. Ben Guatemala'ya şimdi bakıyorum. Hangisi hafif dedin? Şimdi Guatemala bana daha sulu bir kahve gibi geliyor. Bu sulu demek daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Daha evet. Az olduğunu söyleyebilirim. Peru'da aroma daha fazla gözüküyor. Doğru, doğru, doğru. Peru daha iyi değil mi? Daha karakteri var diyebiliriz. Şimdi, Peru daha iyi değil mi o zaman? Daha iyi göreceli olduğu için onu biraz açıklar mısın Cem? Mesela hangi ortamlarda daha iyi? Kahve tadını daha çok aldığım bir kahve. Çok güzel söyleyeceğim. Kahve tadını daha fazla hissetmek istiyorsan Peru'yu tercih edebilirsin. Guatemala'yı sohbet esnasında tüketebilirsin. Yani kahve ikinci planda kaldıysa. Şöyle diyebilir miyiz? Birinci kahve Peru'yu içersin. Peru'yu içersin ilk kahve olarak. O yoğun kahve isteğini geçtikten sonra da daha hafif olarak Guatemala ile devam edersin. Ne dersin hocam? Olabilir. Çok gelsen değişik bir tadım yapıyoruz bugün. Bir ondan, bir ondan. Çünkü ben farklı. Bir elimizde Peru, bir elimizde Guatemala. Sabah senin kalktığında sert bir şey istiyorsan, aslında sert de denmez. Aynen. De daha aroma yoğun bir şey istiyorsan o zaman Peru. Daha hafif bir şey şöyle, peki Bilal Bey. Hafif bir şey içeyim çıkayım evden diyorsan, peki Bilal Bey. Veya gittiğin yerde o zaman Guatemala. Sizce yeterli tanımlama oluyor mu? Koskocaman bir ülkeyi tanımlıyorsunuz. Aynen. Peru dediğiniz ülke. Tanımlama oluyor mu? Guatemala dediğiniz yerde koskocaman bir ülke. Her ne kadar o kadar büyük olmasa da. Yani Peru'nun neresi? Hangisi? Hangi yöre? Hangi tabii, model? Tabii. O zaman şöyle öyle söyleyelim. Mi? Detay bilgi istediğinizi düşünüyorum. Evet, İlker Bey. İstiyoruz. Guatemala, Huaycan bölgesindenmiş bu kahve. Evet. İlker Bey, Peru konusunda da sizden bilgi alalım. Şimdi bakın. Hangi bölgeden? Cribera Costa, Micronado. Şimdi çocuklar, yani burası benim için önemli değil. Bu anlattıkları şey de önemli değil. Yer önemli. Neden tamam, biliyor musun? Ya. Birisi neresi? Yeri yazmıyor. Yeri yazıyor işte, onu söyledim ben. Neresi? Dedim ya Cleaver Acosta diye. Çekiyor değil mi? Kayıt altına aldık mı? Tabii kayıt altına aldık. Neden? Çünkü yani, birisi istediği zaman... Gözlerinin ne kadar bozuk olduğunu da kayıt altına aldık. Yine bu model kahveyi isteyecek. Bu bizim söylediğimiz tadı alabilmesi için. Acaba öyle mi? Ben sana Peru'dan başka bir kahve getirsem... Tabii ki değil canım. Değil mi diyorsun? Değil tabii. Özünde aynı değil mi peki? Değil. Niye? Neden? Bence değil. Niye neden? Çünkü farklı çekirdekler yetişiyor. Peru'da. Aynı ülkede. Hmm. Yani şunu diyorsun. Peru'nun farklı bölgelerinde farklı... Rakımlarda da. Tabii farklı rakımlarda farklı çekirdekler oluyor ve farklı lezzetler oluyor. Ya genelde ona göre klasifiye ediyorlar. Mesela Peru üst başlığında alt başlık yapıp da bak, modelleme yapmıyorlar. Ya. Tamam, Peru üst başlığı var ama altta dalları ayrı mı? Bir örnek verir misiniz? Örnek veririm tabii. O bizim kahve ağacına bakarsak. Ağaç maç beni hiç ilgilendirmez. Net örnekler vereceksiniz. Peki net örneği inceleyip bir dahaki sistemler vereyim o zaman. Yok. Daha fazla olan kahve şöyle çeşidi. Diyebilirim. Aynı tohumun Güney Amerika'da yetişeniyle Orta Doğu'da yetişeni ve Uzak Asya'da evet. Yetişeni farklı olabilir tamam. Diyebilirim. Nerede içersem için, hangi modelini içersem için, Guatemala'nın hangi bölgesinde, hangi rakımdaki kahvesini içersem içeyim, 3 aşağı 5 yukarı aynı özü alıyorum. Yani Guatemala herkese hitap edebilen, orta düzeyi temsil eden bir kahve. Bugün Amelia's Garden'a Peru
çekirdeğin tadına bakmaya gelmiştik. Bugün ikinci gelişimiz. İlki yılbaşından önceydi. Aralık'ın son haftası. Şimdi ocağın ilk haftası. Yine arada bir yıl geçti. Arada bir yıl geçti. Peru'ya baktı. Peru çekirdeğini denedik ameliyattaki. Ve beğendik açıkçası. Güzel. Yapan kişinin de tabii Hybrid'in de ellerine sağlık. Hakikaten güzel hazırladı. Harika hazırladı. El önemli. El önemli. Bilgi önemli. Hassasiyet de önemli. Hassasiyet çok önemli. Hybrid'de onu görüyorum. O espressoyu yapmadan evvel kullandığı düzleştirici bunun en önemli örneği. Çünkü her espressonun aynı hassasiyette çıkmasını sağlıyor. Titiz çalışıyor hakikaten. Kahvelerde böyle lezzetli çıkıyor. Kahve kokusunun peşinden koşarken bugün Amelias Garden'a ikinci gelişimiz oldu. İkinci gelişimiz oldu evet. Şili Meydanı'nda. Sen unutursun diye tekrar güzel bir kahve kokusu geliyordu buradan. Kahve kokusu. İlker de dedi ki buraya bir daha gelelim. Birinci çekim yetmedi, ikinci çekim yapalım. Peru'nun tadına bakmamıştık, Peru çekirdeğinin. Bugün onun da tadına baktık. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Birincisi gelenlerin profillerini çok sevdim. Hı hı. Dikkatini çekti mi hiç? Müşteri profilleri. Çok evet. Hoşuma gitti. Hı hı. Bir. İki, Hybrid'in yaptığı kahveler diye burayı Emily's Garden doğru. Emily's Garden'da Hybrid'in yaptığı kahveler evet, evet. Diye söyleyebilirim. Hakikaten gerçekten Hybrid'in Emily's Garden'a kattığı çok şey olduğunu düşünüyorum. Alelade bir kahve içmek yerine Hybrid'in elinden bir kahve, özel bir kahve içmek, kişiye özel bir kahve içmek için gelinebilecek yer. Ama Guatemala, ama Peru, ama Kolombiya, her birisinde ayrı keyif alırsınız. Hepsinin ayrı bir tadı ve lezzeti var. Hybrid'in eli değdiği zaman daha hoş olacak diye düşünüyorum. Emily's Garden'a gelelim. Ve kahve kokusunun peşinden koşmaya devam edelim.